Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugünlerde sektörümüzün havacılık ve savunma olarak ana gündem konusu uzay. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programıyla ilgili, hedefleriyle ilgili çok iddialı açıklamalar yaptı. 2023'te uzaya ilk gönderilecek roketle birlikte Ay'a sert iniş, daha sonrasında ilk Türk astronotu, Türkiye'nin uzayda uydularının arttırılması, bu konudaki yerli tasarımın, yerli imalatın, milli sistemlerinin sayısının yükseltilmesi, fırlatma merkezi, milli roketler derken bu liste uzayıp gidiyor. Ve tabii ki bu konuyla ilgili faaliyet gösterecek şirketlerin başında da Türkiye'deki savunma ve havacılık şirketleri geliyor. Bu konuda çok ciddi bir gelecek ve yatırım şirketlerimizi bekliyor. Şimdi ben sizi 2021 yılından 1963 yılına doğru bir yolculuğa çıkartmak istiyorum. 1963 yılında Türkiye'deki kurulan ilk F-104 filosunda 2 adet uzay kıyafetinin, astronot kıyafetinin olduğunu biliyor muydunuz? Bu videomuzda işte o uzay kıyafetlerinin hikayesini size anlatacağım. 1960 yılı hem Türkiye'de hem dünyada oldukça hareketli geçiyordu. Çünkü Amerika ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği füze kriziyle adeta karşı karşıya gelmişlerdi ve bir savaşın eşiğinden dönmüşlerdi. Küba'ya Sovyetler Birliği tarafından füzeler yerleştirilmiş, karşılığında da Amerika'da Türkiye'ye, İzmir'e çeşitli füzeler yerleştirmişti ve gerçekten tansiyon giderek yükseliyordu. Daha sonra diplomasiyle bu kriz çözüldü, fakat eksik olan bölgede, özellikle NATO'nun Güneydoğu kanadında gece av önleme uçaklarının çok ciddi anlamda bir eksikliği vardı. Türk Hava Kuvvetleri'nde o yıllarda en modern uçaklar F-100 uçaklarıydı ama F-100'lerin radarı yoktu. Gece önleme yapabilmek için kendi radar sistemine sahip avcı uçaklarına ihtiyaç vardı. Ve aynı zamanda bu uçaklar da nükleer darbe görevinde kullanılacaktı. Bu yaklaşım çerçevesinde Türk Hava Kuvvetleri'ne F-104 uçakları verilmeye başlandı. 1963 yılında bu uçaklar deniz yoluyla önce İzmir'e vardılar. Paketlenmiş olarak buradan indirildi bu uçaklar. Daha sonra montajları, uçuşa hazırlıkları tamamlandı ve Ankara'ya, şu anki de aynı ismi taşıyan Mürted'e 4. Anajetüs Komutanlığı'na gönderildi. Fakat F-104 uçaklarının bir özelliği vardı. Bu uçaklar ses hızının 2 katı üzerine çıkabiliyordu ve aynı zamanda normal savaş uçaklarına göre çok yüksek irtifalara da rahatlıkla tırmanabiliyordu. O günlerde uçakların eğitim çalışmalarında ve uzun yıllarda bu devam ettirilecekti, özel bir prosedür vardı. Bu prosedür 2 Mach, yani ses hızının 2 katını görebilmekti. Bunun için uçak 35.000 fit irtifaya çıkartılırdı. Arkasından gaz kolu maksimuma getirilir. Maksimum itiş gücü oluşturarak uçak hızlandırılmaya başlanırdı. Uçak önce 1 Mach'ı, ses hızının 1 katını aşar, arkasından 2 Mach'a doğru gelirdi. Tabii ki burada uzun süre uçabilmek risk getirdiği için 2 Mach görüldükten sonra uçağın bu yüksek sürati irtifaya çevrilirdi. Yani pilot löveyi çekerek uçağını yükseltmeye başlardı. Ve bu tırmanış 55 ila 60 bin fite kadar devam ederdi. Fakat bu irtifanın sonrasında normal pilot kıyafetleri, oksijen sistemi yetersiz kalacağı için uçağın burnu 60 bin fitte ezilir ve tekrar irtifa kaybedilerek kalkılan üste veya inilecek planlanan yere doğru iniş gerçekleştirilirdi. O günlerde ve şu anda da aynı şekilde pilotlarımız örneğin F-16'ya bindikleri zaman uçuş tulumlarının üzerinde ayaklarını ve belini saran G elbisesi, ki G çekildiği zaman kan, artı G için konuşuyorum tabii, kan bacaklara doğru iniyor. Bu özel üniforma, bu özel ekipman pilotun bacaklarını sıkarak kanın tekrar yukarı gelmesini sağlıyor. Ve pilotlar bu şekilde daha fazla G'ye, daha uzun süre dayanmaları gerçekleştiriyor ve tabii ki bunun yanında da çok iyi eğitimleri, aynı zamanda fiziksel şartlarına da korumak şartıyla. Eğer bu irtifanın üzerine çıkılacaksa, yani 60 bin fit, yani yaklaşık 20 bin metrenin üzerine çıkılacaksa, pilotlar özel uzay kıyafetleri giymek zorunda. Bugün uzay kıyafetleri girilen en önemli uçak tipi Amerikan Hava Kuvvetleri'ndeki U-2 keşif uçakları. 60 küsur yıldır Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından çok farklı modelleri kullanılıyor. Aynı zamanda NASA'da bu uçak özel testlerde kullanılıyor. Ve bu uçak çok yüksek irtifalara, işte 70 bin, 80 bin fit gibi artık neredeyse atmosferin bitmek üzere olduğu, uzay sınırlarının yavaş yavaş başladığı inanılmaz yüksek irtifalara doğru çıkıyorlar. Peki neden uzay kıyafetlerine ihtiyaç var? Normalde yerden 10 bin fite kadar, yani yaklaşık 3300 metreye kadar herhangi bir ekipmana gerek kalmadan normal nefes alarak yaşamını insanoğlu sürdürebiliyor. Ama 10 bin fitten sonra 10 ila 15 bin fit arasında oksijen oranı hızla düşmeye başlıyor. Yani çıkıp da 10 bin ila 15 bin fitte, yani işte 3600 metrenin üzerinde 5000 metreye kadar normal ekipmanınız yoksa belirli bir süreden sonra oksijen oranının düşmesiyle birlikte artık vücuda alınan o oksijen yetmiyor ve hipoksi başlamaya başlıyor. Aynı zamanda irtifa yükseldikçe de basınç değişmeye başlıyor. Yani deniz yüzeyindeki basınçla örneğin 10.000 metredeki basınç çok farklı. Bu nedenle 10.000 fitin üzerinde sürekli uçacak örneğin yolcu uçaklarında kabin basıncı var. Yolcu uçağı belki 30.000 fitte, örneğin 10.000 metrede gidiyor ama kabin basıncı 8.000 fitin basıncını size veriyor. Aynı zamanda tabii 10.000 metrede dışarıdaki sıcaklık -57 santigrat dereceye kadar düşüyor. Kabin ısısı işte 20-25 dereceler arasında tutularak insanoğlunun yaşaması sağlanıyor. Fakat tabii ki dışarıdaki bu ve içerideki basınç farkı gövdeye çok büyük bir miktarda bir stres uygulamaya başlıyor. İşte kabin basıncına sahip uçakların da gövdeleri buna göre yapılıyor. Bugün günümüzde yolcu uçakları işte 38, 39, 40, 41 bin fite kadar çıkıyor. Özel iş jetleri ise seyir irtifaları 51 bin fite kadar çıkıyor. Bunun amacı aşağıdaki yoğun trafik tabakasından kurtulup daha yukarıdan daha hızlı gitmek. Çünkü ne kadar yükselirseniz uçağın harcadığı yakıt miktarı normal alttaki irtifalara göre daha da azalıyor. Daha uzağa, daha ekonomik olarak uçabiliyorsunuz. O yüzden irtifa almak havacılıkta, sivil havacılık açısından çok önemli. Peki F-16 pilotu 30 bin fite nasıl çıkıyor? Dediğim gibi oksijen sistemi ile birlikte belirli irtifalar artık işte %100 oksijen alıyor ki normaldeki oksijen oranı günümüzde deniz seviyesinde çok da aşağıda, %21'ler seviyesinde. Yukarıda %100 oksijen alıyor. Vücudun ihtiyacı olan oksijen karşılanıyor. Aynı zamanda da tabii kokpitin de basınçlandırılması gerçekleştiriliyor. Peki bu basınç veya bu mevcut kıyafetler ve oksijen sistemi pilotu ortalama 60 bin fite kadar taşıyor. Peki 60 bin fitin üzeri ne olacak? İşte orada devreye özel astronotların giydiği uzay kıyafetleri giriyor. Yüksek irtifada oksijenin korunması lazım. Tüm vücuda oksijen verilmesi lazım. Aynı zamanda basınç farkı çok değiştiği için vücuttaki kan veya sıvılar kaynama seviyesine kadar yükseltiliyor. Bu anlamda hem oksijeni kontrol edeceksiniz, hem basıncı kontrol edeceksiniz ve insan vücudundaki o irtifadaki pilotun kanının içindeki işte vücuttaki sıvıların kaynamasının önüne geçecek olan kıyafet özel uzay kıyafeti. İşte bir cam bir başlık, arkasından tüm vücudu saran işte eldivenleriyle, botlarıyla tüm vücudu saran bir özel bir kıyafet hazırlanıyor. Batı'da bu kıyafeti üreten en önemli imalatçı aslında kulaklıklarından tanıdığımız David Clark şirketi. David Clark şirketi 1950'lerden bu yana özel bu uzay kıyafetlerini üretiyor ve son yıllarda da bu kıyafetler o uçaklarda görev yapan pilotların vücut ölçülerine özel olarak üretiliyor. Hem bu imalat sırasında da 3 boyutlu baskı teknikleri kullanılıyor. Amaç o U-2'ler işte 11-12 saatlik çok uzun süren görevleri var. Çünkü çok yüksekten uçuyorlar. Çok az yakıt harcadıkları için inanılmaz mesafelere gidebiliyorlar. Bu uçuşlar sırasında pilotların rahat etmeleri lazım. vücut farklılıkları, işte ne bileyim bol gelmesi veya dar gelmesi kıyafetin düşünün 11-12 saat bir cenderenin içindesiniz ve dışarıda bir hayat şansı yok. O kıyafetin bir arızası, oksijen sistemindeki ufak bir arıza, bir kabin basıncındaki minicik bir problem saniyeler içerisinde orada pilotun hayatını kaybetmesine neden olabiliyor. Tekrar Türkiye'ye doğru gelirsek 1963 yılında kurulan F-104 filolarında her filoda ikişer adet özel uzay kıyafeti bulunuyordu ve seçilen pilotların vücut ölçülerine özel olarak bu kıyafetler üretilmişti. Kullanıldı mı? Tabii ki denemeleri yapılmış bu uçuşların ama aktif olarak kullanıldı mı? Kaç F-104 pilotu 65.000 fitin üzerini gördü? Bunlar gerçekten benim çok merak ettiğim konular. Tabii F-104'ler 1990'ların başına kadar aktif olarak kullanıldı. Özellikle son gelen Kanada'dan gelen CF-104 uçaklarının çok iyi atış sistemleri vardı. Bu uçaklar en son Diyarbakır'da 8. Anajetüs Komutanlığı'nda görevlerini tamamladılar ve arkasından F-16'lara yerlerini bıraktılar. Fakat tabii F-104'lerin 30 küsür yıl Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapmasındaki en büyük faktör pilotların ve özellikle de özverili bakım ekiplerinin gerçekten çok inanılmaz 24 saatlik el üzerinde tutmalarıyla bu F-104'ler uçtu. F-104'ler Türkiye'ye çok farklı ülkelerden gelmişti. Amerika'dan, İspanya'dan, Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan bu gelen F-104'ler arasında çok inanılmaz farklılıklar vardı. Ama bir dönem Ankara'daki Mürted, Balıkesir, Bandırma, Diyarbakır gibi aynı anda 4 üsle Türk Hava Kuvvetleri'nin ana gücünü F-104 oluşturuyordu. Kıbrıs Barış Harekatı'nda da F-104'ler Türk Hava Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmıştı. İşte böyle bir dönemde uçurulması hem pilotaj yeteneği isteyen hem de bakım açısından büyük hassaslık isteyen bu çalışmalar gerçekten Türk Hava Kuvvetleri'nin özverili ekipleriyle ayakta tutulmuştu. Bugün Türkiye'deki havacılık tarihinin pek fazla bilinmeyen uzay kıyafetleri konusuna ışık tutmaya çalıştım. Size bilgi vermeye çalıştım. Umarım dilim döndüğünce anlatabilmişimdir. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. İşbirlikleriniz için info@tolgaozbek.com adresinden benimle temas kurabilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgaozbek.com sitemizde. Videolarımızı yakından takip etmek isterseniz lütfen kanalımıza abone olun. Katıl tuşuna basarak da bizleri destekleyebilirsiniz. Abone olduktan sonra hemen yanında bir çan resmi var. Oraya da bastığınızda video yüklendiğimiz zaman size bilgiler ulaşacaktır. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.